Motorcu Muhammed'inden merhaba. Bakalım bu hafta elimizde neler var. Bu hafta elimizde 3 adet konumuz var. Bir tanesi bu yeni kamera açısı. İkincisi üzerimdeki ceket. Fotoğraflardan görmüşsünüzdür. En son koyduğum videoda da bu ceket var. Üçüncüsü de bir tane motorla ilgili kötü bir haber. Bayağı kötü bir haber. Çok kötü bir haber. Özellikle beni çok büyük açıda yaralayan kötü bir haber. İlk konuya geçmek gerekirse, bu görmüş olduğunuz kamera yeni kamera açısı olacak. Ancak aynaya bağladığım için biraz sallantı var. Onunla ilgili bir şeyler yapabilirim. Aynaya bağladım. Onu belki grenaja bağlarım. Benim biliyorsunuz şurada ortada demir var. O demirin tam ucuna bağlarsam daha az titreşim elde edeceğime inanıyorum. Öyle olursa da daha güzel olur. Bu bir deneme çekimi olacak. Kısa kısa böyle haftanın içinde ikinci video olarak videolar koyacağım. O hafta neler olduğuyla ilgili haberler gibi bir şey düşünün yani. Kamera açısı bu. Kullandığım kamera GT2 Pro. İkinci kamera oldu. Şey gelene kadar, mikrofonu gelene kadar böyle devam edeceğiz büyük ihtimal. Mikrofon gelince bakarım. Çünkü kamera şeyi, neyi denir ona? Kalitesi güzel, fena değil. Mikrofon da güzel olsaydı başka işlere de yarardı. Ama şu anda ikinci kamera olarak kullanılıyor. Niye böyle yapıyorum? Çünkü şu eli kullanıyorum ya ben şimdi. Şunu böyle indiremiyorum ya aşağı böyle. O yüzden size bir şey anlatırken daha kolay olsun diye. Özellikle bu ara videolarda böyle karşıdan küçük bir açı yapalım istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. İkinci konuya geliyoruz. Üzerimdeki ceket, yazlık ceket. Yazlık ceket soran bir sürü arkadaş vardı. Evet, öneriyorum. Süper bir ceket. Behring'in Tyler modeli. Behring Tyler. Yazarım aşağı. Karışıklık olmasın. Motomax'tan aldım. Fiyatı çok uygun. Alalı biraz oldu. Fiyat artmış olabilir. O yüzden kesin fiyat vermiyorum size ama 200-300 arası bir şeydi büyük ihtimal. Üzeri full şey, hava geçirgen tamamı ama kumaş değil. O çok güzel bir özellik. Diğer kumaş ceketlerde yaşanan bir sıkıntı var. Sürtünmede ya da takılmada anında yırtılıyorlar. Bu öyle değil. Bu böyle polietilen denilen bir malzeme var. Sanırım ondan. Hafif böyle plastiğimsi, çamaşır ipleri yapılır ya plastikten ince. Onunla yapmışlar. O yüzden dayanıklı yani. Bıçakla denedim. Kolay kolay kesemiyorsunuz. Ama siz denemeyin. Sonra ceketinizden olursanız sonra bana çatarsınız. Hiç hoş olmaz. Ceket gayet güzel. Yazlık ceket isteyen arkadaşlar için öneririm. Ciddi üşütebiliyor. Akşamları biraz serin olduğu zaman ama biraz üşütme yapıyor. O da ne kadar kaliteli olduğunun göstergesi. Şuradan başlıyor görünüyorsa. Böyle ön tarafı tamamı. Koltukların altı. Efendime söyleyeyim sırt bayağı fileli. Böyle ferah ferah dolaşıyorsunuz. Korumaları gayet güzel. Omuzda ve dirsekte korumaları var. Fermuar sistemi cuk. Hiçbir şekilde bozulacakmış gibi durmuyor. Ben memnunum. Merak eden arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Behring'in Tyler modeli alacaksanız alabilirsiniz. Gayet memnunum. Üçüncü haber, beni çok üzen o üçüncü haber ise CRF250'nin fiyatı. Hacı şunu bağlamışım ben. Bağlamışım. CRF250L'nin fiyatı şu anda Honda'nın kendi sitesinde 15.200. 15.200. 15.200. Yani bana biri açıklayabilir mi bunun fiyatının neden böyle olduğunu? Yani hangi mantıkla yapıldığı, hangi mantıkla bu motorun fiyatının CBR250'nin fiyatından yüksek olduğu? Yani mantık yok, yemin ederim mantık yok yani. Saçma sapan işler yapıyorlar, adamı deliriyorlar ondan sonra. Yapmayın hacı böyle şeyler. Kim alacak bu motoru? Daha videosunu geri çektim ben bunu. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Biraz düşünün, biraz düşünün. Bu insanlar cross'a binmek istiyor. Yamaha'nın fiyatı olmuş 24 küsür. Honda'nın fiyatı 15 küsürlere gelmiş. Zaten Kawasaki ile konuşmuyorum. O yol için uygun pek cross yapmıyor. İnsanlar bir şey kullanamasın diye fiyatları arttırıyorlar. Kimse motora binmesin, kimse arabaya binmesin, kimse ev almasın diye böyle vergi üstüne vergi. Arttırım üstüne arttırım. Sonra ne oluyor? Herkes böyle uzaktan izliyor. Benim gibi adamlar 2000 model motor alıp senelerce tamiriyle uğraşıyorlar. Yani ne kadar sövsem yetersiz. Daha yeni video çekmişiz Ali Bey. Bir satsın. Video çektik diye hemen arttırım. Yapmayın. Tamam, satacak motor. Ama böyle yaparsanız satmaz ki. Ben 2 sene önce bundan alacaktım. Sıfır. 11.5 mu 12 mi ne fiyat verdiler. Ya 10.5 ya 11.5, emin değilim. Yani keşke alsaymışım. Honda'ya yatırmak lazım. Altına değil, Honda'ya yatıracaksın aga. Gümüşe mümüşe hiçbir şey değil, Honda'ya yatıracaksın. Honda sürekli arttırıyor. Tamam, Yamaha'nın şeyine bir şey demiyorum. Sene başında bir koydu, iyi koydu ama Honda'nın o arttırım politikasını maalesef anlamış değilim. Bu haftanın 3 haberi böyle olacak. Üzücü. Keşke ucuz olsaydı, herkes CRF kullansaydı.
Keşke deposu biraz büyük olsaydı. Keşke. Ama değil maalesef. 600'lüklerle ilgili zaten haberi biliyorsunuz. Satışı yasaklanacak Euro olayı yüzünden. Büyük ihtimal beygirlerini kısıtlayıp egzozlarını değiştirecekler. Ya da satmayacaklar. Türkiye pazarından çekilecekler. İkisinden birini yapacaklar. Umarım satışları devam eder. Bir yol bulurlar satmak için ki biz de kullanmaya devam ederiz. Yoksa herkes 2000 modeller, 2002 modellerin peşine düşecek. Onların da fiyatları hayvan gibi olacak. Kimse de alamayacak doğal olarak. Bu haftalık böyle bitirelim bu bölümü. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Ve beğenmediyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.